bildiğiniz gibi usta öğreticilerimizin eğitim vermiş olduğu adaylarımızın, sürücü adaylarımızın sınavlarını Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla öğretmenlerimiz yapıyorlar. Öğretmenlerimiz ehliyeti olan her öğretmenimize bu yetkiyi vermiştik zamanında. Fakat daha sonra bu öğretmenlerimizin bir kısmının yeterlilikleri konusunda bir takım tereddütlerimiz oluştu. Bunun üzerine bakanlığımız yeni bir 12 saatlik bir ek eğitimden sonra öğretmenlerimizin yeterliliklerini alanda ölçmemizi talep etti. Biz de bu uygulamayı şu an itibariyle yapmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizi uygulamalı olarak öğreticiliklerini, sürücü yeteneklerini test ediyoruz. Uygulamada başarılı olan öğretmenlerimizle işlemlerimizi, uygulamalarımızı devam ettireceğiz. Başarısız olanların eğitimlerle tekrar sınava girmelerini sağlayacağız. Müdürüm, bir şey sormak istiyorum. Evet. Sizi tesadüfen gördük çalışırken. Evet. Çok güzel bir uygulama yapıyorsunuz. Bunun darısı mevcut ehliyetlerin başına da diyelim mi? Çok iyi olur gerçekten. İnşallah öyle olur. Ya bundan sonraki ehliyet alacaklar güvenli olacaklar en azından bu denetimler sayesinde. Darısı araba kullananların başına. Doğrudur efendim. Böyle olması da gerekiyor. Özellikle çok önceden ehliyet almış birçok insan var ama uzun zaman araç kullanmayanlar var işlerinde. Ya da işte bir takım bedeni arızalar oluşmuş olabiliyor. Duyularında, görmesinde, diğer reflekslerinde bir takım azalmalar olabiliyor. İnşallah yeni uygulamalarla. Ama bunu hiç kabul etmiyorlar. Kendilerine toz kondurmuyorlar. Ben şu kadar yıllık şoförüm diyorlar. Evet, kesinlikle. Maalesef. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, görüntüye girdiniz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz.